Aa, dedemden bir mesaj var. İyi eğlenceler diliyor. Sonunda hep beraber birlikteyiz. Beni o kadar mutlu ettin ki. Doydunuz mu bakalım? Hadi ben tatlı alayım size. Ben de eşlik edeyim sana. Karışım, sence biz bu ortamda fazla limon sıkmıyor muyuz? Nasıl yani? Oğlum öyle şık ortam. Hani romantik müzik, anlatabiliyor muyum? Ha. Ya bence biz onun yavaş yavaş sıvışalım. Yaşıkça kumları yalnız bırakalım. E nasıl yapacağız? Bana bırak. Anne, baba. Bizim çok uykumuz geldi, biz odamıza gidelim. Evet, evet çok uykumuz geldi. Aa. Daha bu kadar erken. E hani tatlılarınızı yiyin. E tabii yol yordu sizi. Hadi ben yatırayım sizi. Yok baba biz biliyoruz ya. İlk kez mi otele geliyoruz? Tabii canım bilmez miyiz Memo? Hadi biz gidelim. Acaba bizimkiler ne yapıyor ya? Kavga etmesinler de. Bizimkilerin keyfi yerindedir. Biz ne yapacağız? Sabaha kadar yatacak mıyız? Ne öyle ya? Tavuk gibi yatacak mıyız böyle? Çok eğleneceğiz oğlum. Alo Asuman abla. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Gönderdin mi? gönderdim. Görsün o kıl kuyruk bize tuvalet temizletmeyi. Sen de az değilsin Emim o. Tabii oğlum ben ona söyledim. Safını belirle dedim. Kendisi bilir. O benim safımda olmadığım sürece ben ona neler yapacağım sen bir gör. Sağ ol Alper. Afiyet olsun. Beğendiğiniz kişiye ne kadar kültürlü olduğunuzu gösterin. Ben mutfakta bir şey unuttum da aslında kahvemi orada içeyim. Geç oldu ben de odama geçip içeyim. Cidun. Ne demiş bakalım yıldızını parlatayım muhtacım. Bakın bakayım. Çok iyi oldu. Beğendiğiniz kişiye sportif kişiliğinizi gösterin. Bundan çok etkilenecektir. Etkilenecek tabii. Beğendiğiniz kişiye ne kadar kültürlü olduğunuzu gösterin. Çünkü o da sizin gibi son derece sofistike zevkleri olan biri. Alta, bu ne hal? Beğendiğiniz kişi sizi ne kadar istediğini göstermeyebilir. Aksine kaçıyormuş gibi yapabilir. Siz onu kendinize çekin. Matmazel, biraz harekete ne dersiniz? Hı? Benimle spor yapmak ister misiniz? Spor mu? Sizin için doğru insan size hak ettiğiniz sevgi ve mesafeyi gösteren bir. Spor. Altan. Action. Ay. Hareket. Action. Ah. Hareket. Spor. Ah. Altan ne yapıyorsunuz? Çok güzel. Hayır. Altan. Hayır. Bilkin.
Hatta sizden kaçmak için kaba kuvvet kullansa da pes etmeyin. Sizin için doğru kişi. Onu çekip almanızı istiyor. Benimle zaman geçirmeniz konusunda ısrar ediyorum Matmazel. Ne münasebet? Artık sizi ben hiç tanıyamıyorum. Ben bir gitti erkek, başka bir erkek geldi. Oysa ben gerçekleri tüm çıplaklığıyla görüyorum. Rica ederim. Kötü şeyler yapmak zorunda bırakacaksınız beni. Ben bütün güzellikleri sizinle paylaşmak istiyorum. Kaçmayın artık lütfen. Bir şeyiniz yok ya efendim. Dizinizi parlatalım nokta.com. Ama bu... Bana buradan geliyor mesaj. Bana da. Ama yoksa siz... Yoksa siz o kadın değil misiniz? Siz de o sinsi yılan. Sinsi yılan mı? Çocuklar. Matmazel, çok utanıyorum. Gerçekten çok utanıyorum. Ben sizin yüzünüze bakamam bir daha. Demek bize oyun oynadılar ha? Ama ben bunun hesabını onlardan sormaz mıyım? Onların burnundan fitil fitil getireceğim. Matmazel, lütfen bakmayın. Çok utanıyorum. Matmazel, peki. Kusura bakmayın. Aydan! Çok özür dilerim Matmazel. Çok özür dilerim. Pardon. Afiyet olsun. Biraderim bizi de gör ya. Nasıl işler? Ha? Böyle bayağı kalabalık yani sen. İyi satış yapıyorsun. İyi mi Cukka, iyi mi? Yürü git be kardeşim. Gel. Çaycı bir geldi. Şu oğlan kim ya? Başrol oyuncusu. Ne diyorsun ya? Merhaba birader. Osman. Merhaba. Arkadaşla beraber oynayacağız. Aa, orası daha kesin değil ama net değil. Nasıl yani? Net tabii net. Kesin tabii ya, kesin. Gelsene sen, konuşalım bir seninle. Gel. Osman, ne yapıyorsun ya? İyiyim sağ ol, sen ne yapıyorsun? Kızım. Bak benim bu herifi hiç gözüm tutmadı. Daha bu sinsi gibi bir şey haberin olsun. Ya sorun çıkartacaksın değil mi? Ne alakası var ya? Hani almış adam bir şey değildi. Bu oğlan bayağı şey gibi şey yani. Ha, sen yakışıklı diye kıskandın yani. Ne kıskanacağım ben bunu be Allah. Ayrıca ne biçim konuşuyorsun sen ya? Öyle yakışıklı makışıklı beni delirtme. Allah yakarım bunu. Aman Osman, aman. Yakışıklıymış. Neresi yakışıklı bunun? Bak, makyaj yakışıklısı işte bu kadar. Güzelliği yakışıklı bu. Yaren röportajım başlıyor. Alalım seni yerine. Tamam, hemen geliyorum. Nereye gidiyorsun? Ne röportajı? Nereden çıktı? Tamam. Sorun çıkarmak yok. Beni oyalama. Nereden? Sorun çıkarma Osman. Röportaj nereden çıktı ya? Şükür edeceğiz. Dur şu tarafa biraz daha koyalım. Biliyor musun? En son Memo ile can kadardım kardan adam yaptığımda. Gerçekten de mi? Evet. Acemiliğim o yüzden. Olsun. Abi telefon çalıyor. Alo? Alo abla, Eczade Bursun'dan arıyorum. Koliler var, alacak mı? Ya, ay ben şimdi ama İstanbul dışındayım da. Dur bakayım. Ama dur ben halledeceğim, ben şey yapacağım, aldıracağım onları. Sen sakın kimseye verme, tamam mı, kağıtları? Arayacağım ben seni, tamam. Hadi. Tamam abla. Of ya. Ne oldu Belek? Bir dakika anlatacağım. İlk defa bu sette mi tanıştınız? Evet, ilk defa bu sette tanıştık. Alo ablam. Keselim. Dışarıda konuş kardeşim. Haydi. İttirme ya. Haydi. Dur ittirme. Ne oluyor Osman? Ya bir şey yok da anlatırım, bir şey yok. Ne oldu? Söyle, çabuk söyle. Abla bizim o eczade busunda orada kartonlar varmış. Ya ne kartonu kağıdı ya? Şimdi işim gücüm var benim. Ya ne işin var Osman ya? İnce iş. İncelikten kopacak hatta. Tamam. Kapat. Tamam. Ya bir tek kaka şey yaptım. Tamam. Sinirlenme.
Tamam başlıyoruz, tamam. Hadi. Hadi. Hocam hemen hallediyoruz. Bir kaza olmuş. Yani hayret bir şey yani. Bir elinizin ayağınızın ayarı yok yani. Şurada Allah muhafaza orada elektrik çarpsa falan bütün yandık gittik burada yani haybeden ya lütfen. Osman senin ne işin var burada? Hocam yani ben hem sanata katkım olsun diyerekten hem de yani yarenimi yalnız bırakmayayım diyerekten şey yaptım. Osman bir köşede sessizce tamam mı? Tabii tabii yani ben zaten ağzım var dilim yok. Bir kenara otururum ne çay ne börek hiçbir şey de istemem. İyi. Hadi arkadaşlar hızlanıyoruz çabuk olalım.